Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Akbük'te tonoz bulmuş ve bağlanmıştık. Buradaki maceralarımızı sizlerle paylaşmıştık. Eğer bu videoyu izlemediyseniz lütfen sağ üstte beliren video kartına tıklayın ve izleyin. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Papuç koyunda kalıp kalmayacağımıza karar verdikten sonra ve ufak bir tamir yaptıktan sonra Knidos'a geçmeye karar veriyoruz. Sert bir havada Knidos'a geçiyoruz. Knidos'ta da bir gece kaldıktan sonra Palamutbükü'ne geçmeye karar veriyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Orada bir sorum oldu. Bak şimdi kontak şu an sıfır çalışmıyor. Özellikle demirledikten sonra motoru kapatmanın nedeni bu. Gördüğünüz gibi şu buradan yanarak kopmuş. Görüyor musunuz bak. Bu içinde sigorta var bunun. Bu şarj dinamosunun ve bütün kumanda panellerine giden şey. Elektrik. Bunu hemen ilk iş bunu yapalım ki motoru çalıştırmamız gerekirse şu an alakadayım. Motor sıcak. Uzun seyirden geldi. Zor yer bulduk zaten. Çok kalabalık. Durum bu. Şu gördüğünüz sigorta var bunun içinde. Şuradan kablosu kopmuş. Şu kablo. Şu da sigorta kutusunun bu tarafı. Bu şekilde. Şimdi bunu bağlayacağız. Kaptanımız zor koşullarda bizi kurtarmaya çalışıyor. Evet, şu an yeni bir sigorta, yedek sigortam vardı. Şöyle kapaklı. Su için. Bunu şimdi bir de bantlayalım. Şurası açık kaldı. Artıya bunu takmamak lazım ama bu gümüş yani iletken. Gümüş adı gümüş aslında değil de. Şuraya da bir 25 amper bıçak sigorta taktık mı artık cam sigorta kutusu yerine bunu kullanacağız. Evet, şimdi bunu bu şekilde bağladım. Sigortayı. İçine de 20 amper bıçak sigorta koydum. Açabilirsem. Şöyle gördüğünüz gibi bıçak sigortaya döndürdüm. Neyse ki yedeğim var. Bu şekilde hep yedek sigorta kutusu saklarım teknede. Yoksa kabloyu direkt bağlayacaktım artık. Çünkü seyirdeyiz yani yapacak bir şey yok. Tabi kabloyu da direkt bağlamamak lazım hiçbir zaman. Açalım bakalım. İşte bu. Göstergeler kendine geldi ama biraz yamuk geldi. Bir daha aç kafa yapalım. Evet. Şimdi tam düzeldi. Gördüğünüz gibi saat çalışıyor. Marşa basalım. İşte bu kadar. Eline sağlık kaptan çok bir şey değil. Şu şişme yelken ne güzelmiş ya. Bayıldım. Harika. Ya buradan şey yapalım. Nasıl Eda? Çok güzel ya. Islana ıslana gidiyoruz. Harika. Arkada bot hareketler yapıyor sana. Şimdi Karaada'ya doğru geldik. Şimdi bayağı bir yukarı tırmanmış oldum Knidos'a düşmeden önce. Birazdan artık Knidos'a doğru inişe başlayacağım. Knidos burada. Burada Kos. 17 mil falan. Çamadan'da bazen çok basıyor, bazen tuhaf basıyor. Dev dalgalara yelkenimizle karşı koşuyoruz. Bayağı gerçekten büyük bir dalga. 2 metre falan var. Tam bir Knidos Bodrum geçişi. Rahat oldun mu? Komik. 25 knot falan. Sert. Arada piş piş yapıyor.
Ege var gücüyle geliyor. Dalgalar da öyle. Kahraman Doris ve MacGregor 3-4 metre dalgalar ve 25 knot rüzgarda bana mısın demiyor. Bak bak. İşte bu da mesaj. Geliyorum diyor. Poseidon bak abi bak bak bak. Görüyor musun bak. Vallahi vurdu geçti ha. Oluyor böyle. Deniz soğuk, tadı da güzel. Şamarı yedik gidiyoruz. Dayağı yedik gidiyoruz arkadaş. Kaptan nasıl gidiyor? Vallahi gidiyor yani. Şükür gidiyorsun. Öyle söyleyeyim. Abi böyle bir şey yok abi. Çorba. Kaynayan çorba kazan denizin üstü. Yemin ediyorum ya var ya. Acayip bir şey ya. Olacak iş değil yani. Zaten burundan anlayabilirsin nasıl oldu. Çok korkunç ya. Gerçekten yani. Fenere harika çıkıyor. Tam akşam güneşi vuruyor. Türk bayrağı da güzel olmuş yani oraya. Yoktu önceden sanki. Yoktu. Antik şehrin eski silüetini gördüm. Facebook'ta falan dolaşıyor. O kadar güzel ki. Bir bakın yani Kündos'un eski haline. Şurada burç gibi bir şey varmış bu arada. Çok güzel bir yer. Turistler dolaşıyor Kündos'un üstünde. Bizim de fotoğrafımızı çekiyorlar ta oradan. Artık böylece buraya dönünce Ege bitti. Bizim için Akdeniz başlayacak. Başlayabilirsin. Kendi denizlerimizde olacağız. Mert inanamıyor başlayamaz. Ama bugün 55 mil falan, 55-60 mil yol yaptık. Evet yani Akdeniz'den Bodrum'a, Bodrum'dan buraya geldik. Yani kolay değil. Bazen şartlar onu gerektirir. Gün batımında gelmek gerek. Fener'e. Salim geldik. Şimdi en dibe doğru gidelim. Oralar bizlik. Selam antik şehir, güzeller güzeli Kündos şehri. Selamlar. Thank you.
Yani şuraya atabilir misin? Şuraya atsan. O tarafa yakında mı duvara? Ha evet. Evet döndürür. Olmaz. Boşluk bulmaya çalışıyoruz pustonyalardan. Sarı mı değsin? Tamam. Mavi yeni çıktı, mavi. Daha değil. Mert maskeyi düşür. Şurada olabilir mi? Nerede? Şurada bir şey var. Tam şu yeşil yerde. Düz mü gideyim? Hayır tamam altında. Şuraya dal. Ay gözükmüyor da hiçbir şey. Yine buz gibiymiş ya Kündüz. Yok. Benim maskeyi de benimkini vereyim. Yani 2 hafta önce de buz gibiydi. Şimdi de buz gibi. Kaptanımız yorgun argın gözüküyor. Hala başım ağrıyor. Tam toparlayamadım. Vallahi üşüyorum harika. Benim de boğazım ve kulağım gitti. Dün biz bayağı dayak yemişiz ya. Evet, Martlar da katıldı görüşlerime. Teşekkür ederim Mart kardeşlerim. Knidos'un şu manzarasında ve Martların sesi eşliğinde iyileşmeye çalışıyoruz. Dün kaç mil yol yapmışız kaptanım? 51 yaptık ama. 51 mil. 30'luk havada yaptık yani. İlk 30'luk karşıdan kafadan da falan 20'si apaz seyriydi ama dalga da 3-4 metreydi apazda. Diğerinde de serpinti çoktu. Ama bozuk zaten. Bir ara 36 knotlara kadar yedik yani. İkinci camadan da ana yerken Iskota'yı saldım. Artık Iskota bitti yani. Oradan bayağı Burcata'ya falan değiyordu yani. Gene de 5 natı geçiyordu kendi kendine tekne. Dalga çok yüksek. Hani böyle dalganın içine gidiyor tekne. Çıkarken rotası falan bozuluyor. Kaçıyor böyle saçmalıyor. Başka şeyler yapıyor. Tekrar oturuyordu. O havada sağ salim getirdi bizi Doris. Teşekkür ederiz yani, Doris Reis'e. 4 saat falan öyle sürdü o şey. Ağır geçti yani. Tuz oldu. Her taraf tuz içinde yani. Ne yapalım? Geçmiş olsun diyelim. Minderlerimiz tuzlu muzlu. Artık yıkarız. Bir önümüzdeki 5 gün burada hiç kıpırdamadan durmak ve dinlenmek istiyorum. 10-15 gün kalsak olur aslında. Dinleneriz. Bayağı ancak atarım yorgunluğumu dünün. Size biraz Knidos Antik Kenti'nden bahsedeyim. Belki görmeyenler, bilmeyenler vardır. Eğer Datça'ya gelirseniz, Datça Yarımadası'nın en ucunda, böyle artık Ege ile Akdeniz'in köşesi gibi düşünebiliriz burayı. Çok şahane bir antik kent sizi bekliyor olacak. Karayoluyla çok rahat geliniyor, denizden zaten geliniyor. Çok doğal bir limanı var zaten buranın, eski antik dönemden kalma şu anda içinde bulunduğumuz. Karya medeniyeti kendisi, Karyalılar zamanında kalma. Burada bir kazı binası var. Benim bildiğim kadarıyla kazılar oradan yürütülüyor. Arka tarafındaki liman, daha önceki drone çekimlerimizde görmüşsünüzdür. O daha çılgın. Barınılmaz yani orada. Karşı taraf tepeler tamamen surlarla, antik şehrin kalıntılarıyla bezeli. Hala da çalışmalar devam ediyor. Tiyatrosu vesaire, arenası. Buradaki yapıların geneli milattan önce 4. yüzyıla dayanıyormuş. Kocaman bir ticaret şehri aslında Knidos. Bu içinde bulunduğumuz taraf, bu liman ticaret limanı olarak kullanılıyormuş. Şu karşıdaki bizim şu ince hattın arkasındaki liman askeri liman olarak kullanılıyormuş. Aslında şu bir adaymış zamanında, deve boynu dedikleri. Bu adayı doldurarak suni olarak şu kısmı doldurmuşlar, birleştirmişler ana karaya. İki tane liman elde etmişler böylece.
Ağaçların arasında sur var şurada. Gözetleme kuleleri onlar aslında. Bu arada martılar da çok tatlılar. Yuvaları var orada. İki tane tiyatrosu varmış. Birisi 20 bin kişilik, birisi 5 bin kişilik. Özellikle buralı ünlü şahıslar var. Örneğin matematik birincisi Evdoksus gibi. Özellikle de İskenderiye Feneri'nin mimarı buralı. Knidosos Ostratos diye geçiyor kendisi tarihte. Yukarıya doğru yürürseniz Afrodit Tapınağı'nı göreceksiniz. Mutlaka yürüyün, burada üşenmeyin. Tırmanın tepeye, Akropolis'e. Knidoslu Afrodit derler. Onu da Google'a yazarsanız görürsünüz nasıl bir şey olduğunu düşündüklerini. Antik tiyatronun taşları da bu arada 19. yüzyılda Atta olmuş, Goodbye olmuş. Knidos aslanı gibi. Bunları da gemilere yükleyip yurt dışına artık satılmış diyorum ben. Satmış yani, vermiş geçmiş. Sağ olsun kendisi. Böyle söyleyince de kızıyorlar. Ya kızmayın arkadaşlar, bunlar yaşanmış yani. Önemsenmemiş, satılmış, verilmiş yani tarihi değerlerimiz. Ne diyebilirim ki? Bana kızmayın, yapanlara kızın. Tarihçesini de anlatmak istedim sizlere. Bu ada kısmına Kapkrio diyorlarmış. Kapkrio. Diğeri Anakara. Kapkrio da hala orada da kazılar devam ediyor. Hem ticaret, hem sanat, hem kültür merkezi Knidos. 2 derece ısınmış. 2,5 derece ısınma mı var? 7'den -5'e çıkmış. Sağ olsun. İyi. İzliyorum o yüzden. Güzel gözüküyorsun. Harika ya. He? Vallahi gerçekten. Efendim Mert'cim ne dedin? Ya bazı şeyler özel konuşmaya. Öyle her şeyi de kameraya çekilmez ki. Ya yemin ederim neler neler diyor off the record'dayken ya. Neyse söylemeyeceğim hadi. Ve maalesef beklenen son. Knidos'tan ayrılıyoruz. İnsan üzülüyor tabii sevdiği yerden ayrılınca. Bay bay cancağızım. Sen bari kendine iyi bak. Ya hadi kaptan geri dönelim. Baştan başlayalım gezimize hadi. Çok güzeldir ya. Bye bye, goodbye, farewell my love. Adio. İnşallah gene görüşürüz. Adiosas. Knidos arkada. Gördüğünüz gibi motorumuz 1000 devirde falan çalışıyor. Ondan sonra yelkenimiz, ana yelken tam açık. Flok kapalı. Çünkü flok kupada çalışmıyor benim. Ya da dışarıdan bastonla almam lazım. Hava çok tatlı. 15 knot, 10 knot, 15 knot yerine göre rüzgar var. Pek azladık gidiyoruz. Evet Eda, ne düşünüyorsun? Güzel, Doris bakalım. Coştu gidiyor bakıyorum 5.6 ile. Kalabalık bükleyi olduk. Evet. Kalabalık bükleye doğru tam yol ileri. Aynen, az daha şey yaparsak dedik. Dayağı yersek dedik. Yok yok, Ege geçişi bükleyi Allah var yani. Şu an evet. Öyle bir kalmıyorum. Şu an hatta motoru durdurabiliriz. Yanla spor. Yanla spor gidiyoruz. Denge yapayım birazcık size. O basıyor. Yelken tam açık. Hava tam açık. Soda ister misin? Aşkım, 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 kavan çıkar. Sakin, 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 sakin.
Çok pasta sadece. Kapatalım. Altta dur, altta. Altta dur. O anları çekmedi dur. Söyleyeyim mi kavançı yediyoruz? Bakın yelken bu tarafa geçti. Kavançı yedik çünkü zira az önce. Kaptan niye öyle oldu? Çok bastı, otopilottaydı. Ben de dümeni alamadım, devre alamadım. Otopilot ani şeylerde çok hızlı davranamıyor. Rüzgar değişimlerinde ondan dolayı. Baba, Hellenic Seaways geçiyor oradan ya. Bizi de alın. Vallahi Yunan'a hasret kaldık ya. Neyse, kısmet. Güzel bir pupa yelken seyri. Oh, motor dinlensin biraz ya. Fışır fışır gidiyor tabiri caizse, değil mi Eda? Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Bak çok iyi. Fışır fışır tabii, nazlı nazlı gidiyoruz şu anda. Yalnız bakın şu bölgelerinde, şu geçişlerde hep bir sakatlıklar olur. Bilmiyorum siz de net görüyor musunuz ama denizin üstünde şöyle ince başka bir tabaka var. İşte oralarda dikkatli olmak gerekir. Biz de böyle dikkatlice gidiyoruz. Mesela rüzgar gelmedi ya, bakalım çok kuvvetli gelir başlıyor. Evet. Burunlardan ötürü. Şurada sizin çok sevdiğiniz motor yat gidiyor bakın. Art motor yapar, bir şey demeyeceğim, çok seviliyor. Ay ne kadar tatlış ya, canım benim. İyi. Çok tatlı, çok şaka yaptım. Niye şey yapıyorsun? Çok... Milletin hevesi olur belki. Ya. Tamam, bir şey demiyorum, ben kendi zevkimden bahsediyorum ya. Herkes şeyi sevmek zorunda değil ki. Tabii ki değil, ben kendi zevkim diyorum. Herkes çok tatlış şey. Canım benim. O kadar tatlı ki. Bay bay. Palamut Bükü'ne yaklaştık artık iyice. Palamut Bükü burnunun içine girdik. Dalga zayıfladı. Çok şükür. Yalnız müthiş rüzgar serpintileri var. Şöyle denizin üstünde fark edebilirsiniz. Bakın mesela şu anda geliyor şu. Şu kardeş serpinti oluyor. Güneşin önünde pus yaratan yangın dumanları. Bu taraf Bodrum'dan herhalde geliyor yangın dumanları. Fena, gece bitecek ama bilmiyorum ne yapacağız. Gelin buna gideceğiz. Ya da alarga. Limana girmeye karar verdik Palamut'ta. Liman zincirli Eda. Ne? Zincir atılıyor, zincir. Kakışa gerek yok gibi. Hayır. Bayağı kakış gittim lan ben. Bak çok güzel şey alsaydım. Nereye koyacağım ya? Çok elle belli, bir sıkıntı yok ama. İçim Rus gönlümde düşüdükçe.
Güldük.